Değerli izleyiciler, bültenimize başlarken İstanbul'da kiralık ev bulmak çok zorlaştı demiştik. Piyasada kiralık ev az olunca vatandaşlar emlak ofislerine isimlerini yazdırıp sıraya girmeye bile başladılar. Bu durum fiyatları da etkiledi elbette. A Haber ekibinden Tülay Ayçiçek'e döneceğiz hemen. Tülay, söz sende. Banu, şimdi özellikle de İstanbul adına konuşuyoruz. İstanbul sokaklarında yürüdüğümüzde, başımızı sağa sola çevirdiğimizde aslında o kiralık ev afişlerini biz sıklıkla görüyorduk. Tabii pandemiden sonra bu afişler de azaldı, kiralık evler de azaldı. Haliyle de ister istemez İstanbul'un farklı ilçelerinde kiralarda bir artış yaşandı. Tabii detaylı bilgileri soracağız. Yayın konuğumuz var hemen yanımızda. Nizamettin Aşa var, Emlakçılar Odası Başkanı. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Efendim, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi az önce de söyledim. İstanbul'da belli bir artış var. Özellikle kiralık evler azaldı mı? Şimdi tabii tablo ilk baktığınızda öyle gözüküyor. Ama bu bütün İstanbul için dersek yanlış bir ifade. Bölgesel bazda bazı bölgelerde dediğiniz doğru, şu anda ev yok, olan da oldukça yüksek fiyat. Özellikle Kadıköy yakasında, Kadıköy'den Bağdat Caddesi'ne yakın lokasyonlarda, Suadiye, Bostancı, Maltepe'ye kadar olan kesimde bir sıkıntı var şu anda. Hem satılık hem kiralık sıkıntısı. Şimdi o bölgede bir kentsel dönüşüm yaşandı. Sadece Bağdat Caddesi'nin yakında 300 tane bina şu anda yıkılmak üzere. Ve o az evvel saydığım lokasyonda da Kadıköy'den o Maltepe Kartal'a kadar da 3000'in üstünde bina şu anda yıkım hazırlığında. Bu da o bölgedeki kişilerin evden taşınması anlamına geliyor. Ve birçoğu da uzağa gitmek istemiyor aslında. İkinci sebep pandemi ve deprem dolayısıyla yeni olan evlere bir talep oldu ve o bölge Kadıköy yakası yaklaşık 5-6 yıl, hatta 10 yıldan bu yana bir dönüşüm içinde. Yani hemen hemen %50-%60'ı yeniden yapıldı binanın. Birçoğu bunun 5-10 yaşında veya daha sıfır bina olduğu için talep daha fazla o bölgeye. Haliyle hepsini üste koyunca bölgeye bir talep arttı ve talepte de o talebe cevap veremez hale geldi arz. Fiyatlar yükseldi. Şimdi son aslında 5-6 ay evvel biz ev çok, kiracı yok diyorduk. Son 5-6 ay içinde bugün tam aksini söylemeye başladık. Şu anda ev yok, kiracı çok ve fiyatlar da en azdan 2'ye katlanmış vaziyette son 3 yıla baktığımız zaman. Geçen sene, daha belki sene 2000-2500 olan. Bizde kaç oranında bir artış? Yani bakın, 2000-2500 TL olan bir ev şu anda 4000-4500. Hatta 3 oda salonlar 7-8 bine kadar çıkmış. Bu benim bahsettiğim bölgelerde. Yani şimdi diğer İstanbul nasıl? Bu tablo tam olmasa bile, yani buna yakın diyelim. Avrupa yakasında Nişantaşı, Maçka, Teşvikiye, Ulus, Etiler, Bebek bölgesinde de böyle bir ev kıtlığı mevcut ve fiyatlar oldukça yüksek şu anda. Ve gittikçe yükseliyor. Önümüzdeki yıllarda nasıl olacak? Daha artış olur mu? Şimdi önümüzdeki yıla gelmeden daha bu yılın tamamlayalım önce. Şimdi bu yıl tabii Eylül-Ekim ayında yeni üniversite öğrencilerimiz gelecek. Pandemi dolayısıyla kendi memleketine giden dönecek. Yani yoğun bir trafik olacak diye düşünüyorum ben Eylül-Ekim'den sonra. Ama şöyle de bir şey söz konusu. Tabii İstanbul alternatif kent. Hiçbir şekilde bitmez. Siz Göztepe'de, Suadiye'de bulamazsınız ama E5'in kuzey kısmına geçtiğiniz zaman yakın lokasyonda bulmanız mümkün. Biraz çünkü Kartal Pendik'e kadar metromuz var. Bindiğiniz zaman Kadıköy'den Kırtlak'a, Pendik'e kadar, Tuzla'ya kadar gidebiliyorsunuz. Evet. Onun için alternatifleri değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden dolayı. İşte konuğumuzla birlikte İstanbul'daki kira artışlarını, hangi bölgelerde kiralar daha fazla, daha detaylı konuları da konuştuk diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.